Yenikapı Kastamonu tanıtım günlerindeyiz. Ve Türk kadınının sembol ismi, Kurtuluş Savaşı'nın sembol kadını Şehit Şerife Bacı anıtı önündeyiz. Bugün günlerden Kastamonu, Yenikapı'da Kastamonu rüzgarı esiyor. 19 ilçesi 13.136 km² yüz ölçümü ile Türkiye'nin en büyük vilayetlerinden birisi Kastamonu. Kültür başkenti, Türk dünyası kültür başkenti. Oğuzların, bütün boylarının, bütün soylarının, oymak ve aşiretlerinin yerleşik bulunduğu, bozulmamış Türkmen kaidesi olarak bilinen Kastamonu efendim. Ve Kastamonu'da bugün İstanbul'a geldi. İstanbul'da Kastamonu rüzgarı esiyor. Şimdi biz de standları dolaşmaya başlayacağız. Bakalım Yenikapı'da Kastamonu tanıtım günlerinde kimler var, kimler gelmiş, kimler neler getirmiş Kastamonu'dan. Havası, suyu, toprağı, lezzetleri, ürünleriyle beraber onları kısaca tanımaya çalışacağız. Haydi buyurun. Kıymetli seyirciler, şu an Yenikapı Meydanı'ndayız. Kastamonu tanıtım günlerindeyiz. Kastamonu tanıtım günlerinin tabii ki çok değerli misafirleri de var. Trabzon Dernekler Federasyon Başkanı, kıymetli abimiz, değerli büyüğümüz İsmail Şatıroğlu abimiz ve Yusuf abimiz, Sultan Gazi Belediyesi Meclis üyemiz ve yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber Yenikapı Kastamonu tanıtım günlerini ziyarete gelmişler. Efendim biz de öncelikle hoş geldiniz diyoruz sevgili başkanım. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Nasıl buldunuz? Bir defa hava güzel herhalde. Evet. Kastamonu'nun şansına mı diyorsunuz? Evet. Yağmurlardan sonra. Öncelikle bize bu imkanı verdiğiniz için şahsım ve kurum adına çok teşekkür ediyorum. Kastamonu hemşerilerimi de hem bir ziyaret edelim, hem onlara başarı dileklerimizi iletelim diye yönetici arkadaşlarımızla beraber ziyarette bulunduk. Tabii ki Kastamonu İstanbul'da federasyon ve dernekleşme anlamında İstanbul'da en eskilerden bir tanesidir. Yıllardır da bu etkinlikleri yapıyorlar. Bizimle beraber hem genel başkanlarında hem de yöneticileriyle zaman zaman görüştüğümüz, beraber olduğumuz ve hukukumuzun da bir hayli fazla olduğu bizim de kıymetlerimizden bir tanesidir. Bu anlamda güzel bir hava, gerçekten hafta sonu da hava durumu da gayet iyi gösteriyor. Başarılı olmalarını temenni ediyorum. İnsanların buraya gelip Karadeniz'in havasını, Kastamonu'nun o yöresel güzelliklerini, o güzel pidesini burada muhakkak ki tatmalarını istiyorum. Bu ortamı bütün efendim İstanbul halkıyla beraber hem kültürünü tanıtma hem de yöresel imkanlarını İstanbul'a kadar getirdiler. Bunları da tanıtma adına güzel bir etkinlik olmasını temenni ediyorum. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Sevgili başkanım, şimdi bir siyasetçi kimliğiniz var. İki, kültür insanı kimliğiniz var. Üç, spor adamı kimliğiniz var. Dört, aynı zamanda STK'ların da bu anlamda çok tecrübeli isimlerinden birisisiniz. Şimdi tüm bunların ışığında benim asıl size sormak istediğim şey şu. Bu tür hemşire günü etkinlikleri özellikle metropollerde, megapollerde yöneten, yönetilen, seçmen, seçilen açısından bir değerlendirmesini yapar mısınız? Yani bu tür etkinliklerin kent kültürüne, kent kimliğine ne katıyor? Ya tabii ki bu çok uzun soluklu bir konu. Burada kısaca bir iki kelamla bunu ifade etmek gerekiyorsa, buradaki ana tema işte biz Trabzon Dernekleri Federasyonu olarak ne yapıyoruz, işte hemşerilerimizle bir arada olup kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarma ve İstanbul'da yaklaşık 20 milyona yakın, 16 milyon olarak belirtilen ve dışarıdan gelenlerle beraber yaklaşık 20 milyona yakın olan bu nüfusu İstanbul kültürünü anlatma, Trabzon kültürünü anlatma ve bu insanlarla beraber bu
güzelliği Türkiye'nin her tarafından gelmiş olan bu insanlara bu güzelliği aktarma, burada yiyeceğinden giyeceğine, folklöründen müziğine kadar bu birlikteliği sağlama adına yapılan etkinlikler bunlar. Bana göre de her tarafta yapılması gereken etkinlikler. Biz mesela ne yaptık? Bunlar iki hafta evvel Lüleburgaz'da Trabzon, Karadeniz ve Trakya adı altında bir iki gün süren bir organizasyon yaptık. Bakın orada Trakyalı sanatçılarımızla, Karadenizli sanatçılarımızla o Trakya ve Karadeniz kültürünü bir araya getirdik. O kardeşliği orada tesis etme adına güzel bir etkinlik yaptık. Bunlar ana tema biz Edirne'den Kars'ına kadar. Biz birliyiz, biriz, bütünüz. Binlerce yıl süren bu kardeşliğimizi ileriye de taşıma, genç kuşaklara aktarma ve onlara öğretme adına da bu etkinliklerin daha da gelişerek devam etmesi. Yani çok önemli olduğunu söylüyorsunuz, bunu vurguluyorsunuz ve önemsediğiniz bir konu bu tür etkinlikler değil mi Sayın Başkanım? Çok önemli. Tabii ki bu geliştirilebilir, daha da çoğaltılabilir, yani muhteva olarak çoğaltılabilir. Çok zor bu etkinlikleri yapmak. Bunun altyapısını yapmak, doğuda kendi vilayetimizde çalışmak, ondan sonra kazalarında çalışmak, bulunduğunuz etkinlik yapacağınız yerde bu çalışmayı yapmak, olağanüstü çaba ve emek gerektiren şeyler bunlar. Ama yapılması mı gerekiyor? Evet, yapılması gerekiyor. Muhakkak ki her ilin bu etkinliklerine diğer illerin insanların da getirmek lazım diye. Bizim geçen seneki ana sloganımız neydi mesela Trabzon'undu? Komşunu da al da gel. Komşunu da al da gel. Evet. Bizim, neydi bu? İşte biz Trabzon kültürünü yanımızdaki Trakyalısından Güneydoğu Anadolu'suna, İç Anadolu bölgesinde, Akdeniz bölgesindeki insanlarımıza burada kültürümüzü tanıtma ve anlatma adına ana temamız bizim, ana sloganımız komşunu da al da geldi. Dolayısıyla bu anlamda da biz tabii ki bu etkinliklerin insanımıza çok katkı vereceğini biliyorum. Başarılar diliyorum. Başkanım, yakın bir tarihte Trabzon evi açmışsınız. Evet. Fatih'te. Evet. Tarihi Yarımada'da. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Tabii Allah nasip etti. Kıymetli hemşerilerimizin de büyük katkılarıyla Trabzon evimiz 6 katlı Cerrahpaşa da hastanemizin tam önünde hemen buraya sahile bakan yerde çok güzel bir binamız var. Her gün bir nöbetçimiz var, genel sekreterimiz var, kapıda güvenlik görevlimiz var ve orada karşılayan insanımız var. Orada bu illaki Trabzon olacak diye değil. Bakın 20'ye yakın üniversite talebimiz orada ders görüyor. Bunların yarıya yakını da Trabzonlu değildir. Yani orada çayını, çorbasını, yemeğini yiyip sadece dersini yapan orada üniversite talebelerimiz var. Bu etkinliği, bu imkanı biz bu ülkenin vatandaşına, ülkenin insanına sağlamak için o binayı yaptık. Orada herhangi derdi olan, sıkıntısı olan, problemi olan kıymetli hemşerilerimizin yanında dışarıdan giren her insanımıza biz gönlümüzü ve bağrımızı açıp elimizden giren bütün katkıyı vermeye çalışıyoruz. Allah nasip ederse sizin aracılığınızla buradan da herkese, bütün İstanbullu hemşerilerime bu tanıtımı, bu bildirimi yapmak istiyorum. 2-5 Kasım tarihlerinde inşallah Yenikapı'da bütün İstanbullu hemşerilerimi bekliyorum. 2-5 Kasım tarihlerinde şu anda bulunduğumuz alan olan Yenikapı'da Trabzon günlerimiz var. Trabzon günlerimiz var, evet. Yani bugün de Kastamonu rüzgarı bayağı esiyor. Evet. Abimin saçlarından da anlaşılır. Rüzgarın ne kadar kuvvetli esiyor ama zannediyorum Trabzon rüzgarı biraz daha hızlı esecek. Eyvallah. İnşallah bütün İstanbul'daki hemşerilerimizi 2-5 Kasım tarihleri arasında Yenikapı'da bu güzelliği görmeye, bu etkinliği gelmeye, görmeye ve horonumuzu ve halayımızı burada yapmaya bütün halkımızı davet ediyor. İnşallah o güzelliği de beraber yaşamayı, bütün herkesle bir arada olmayı temenni ediyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili başkanımıza biz de teşekkür ediyoruz. Bu arada ufak bir not ekleyeyim. Şimdi bize her yer Trabzon
diye bir sloganları var Trabzonlu hemşerilerimizin. Ben bunu nerede gördüm? Ben bunu Makedonya'ya gittiğimde Üsküp, Gostivar, Tetova yani Kalkandelen şehirlerinde gezerken bir baktım ki orada Trabzonspor Taraftarlar Derneği var. Yani Trabzonlar sadece Türkiye'de değil, İstanbul'da değil, bütün Balkanlara açılmışlar, Avrupa'ya açılmışlar. Hakikaten efendim? Yakında uzaydayız inşallah. Yakında uzaydayız diyor. Ben bu arada sevgili başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulundaki dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. İsmail abim gerçekten çok benim yakından tanıdığım bir insan. Gazi Osmanpaşa Belediyesi'nde yıllarca meclis üyeliği yaptı. Biz de orada başkan danışmanlığı olarak görev yaptık. İsmail abimi yakından tanıyorum. Çok tecrübeli bir siyasetçi, çok tecrübeli bir STK yöneticisidir. Bugün ama Yenikapı'da Kastamonu günlerini, Kastamonu'na dostlarını burada ziyarete gelmişler. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. 2-5 Kasım tarihlerini bir daha hatırlatıyorum. Yenikapı'da o tarihlere de Trabzon rüzgarı esecek diyoruz ve teşekkür ediyoruz efendim.